Değerli arkadaşlar, merhabalar. Tekrar iyi akşamlar diliyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlarım, sizlere yaklaşık 1,5-2 saat kadar öncesi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'nun yaklaşık 35-36 gündür beklenmekte olan İstanbul seçimleriyle ilgili olarak kararıyla ilgili anlık bir yorum aktardım. Ve bu analizimin tamamıyla ve tamamıyla amacının sizlerin bu gelen ani haber etkisiyle dolar TL'de özellikle bizim piyasalarımızın kapanması sonrasında uluslararası piyasaların açık olması münasebetiyle 6.15'lere doğru, şurada görmekte olduğunuz gibi 6.14.97 seviyesine doğru bir atağın yaşandığı o birkaç dakikalık süre içerisinde panik işlem yapmayasınız, bir anda dolar uçacak, kaçacak, 7'ler 8'ler olacak gibi gibi bir heves içerisinde olmayasınız diye sizleri uyarmak niteliğinde bir yorum aktardım, bir analiz aktardım. Ancak değerli dostlarım, lütfen ama lütfen beni mazur görünüz ki şu anda birkaç dakikayı bazı geri zekalı diyebileceğim, artık benim de sabrım taşmış durumda ve nezaketten ödün vermek durumundayım. Özellikle hanımefendi izleyicilerimden tekrar tekrar özür diliyorum. Yani anlamak özürlü, Türkçeyi dahi anlamaktan özürlü olan bu insanlar nasıl yatırım yapabiliyorlar? Nasıl herhangi bir şekilde paralarının değer kazanımıyla ilgili olarak piyasaları takip edebiliyorlar? Gerçekten ve gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Arkadaşlar, ben Türkçe konuşuyorum. Sizlere neredeyse bir haftadır diyorum ki seçimlerin iptali durumu söz konusu olursa bile dolar TL'de çok ani bir sıçrayışın, çok ani bir yükselişin olması, bir anda 7'ler 8'ler olması gibi bir ihtimal zayıftır. Bu konu bir Rahip Brunson olayıyla aynı kefeye konulabilecek olan bir mevzu değildir. Bu bir. İkincisi, hafta sonu aktarmış olduğum analizlerimde ise 6.10 ve 6.20 seviyelerine kadar bir sıçrama olabilir. Ancak bu seviyelerden tekrardan 6 seviyesine doğru bir geri çekilme ve hatta birkaç gün içerisinde 5.96 bölgesine kadar bir konsolidasyon süreci dahi söz konusu olabilir. Bu sebeple eğer ki yeni alım yapmayı düşünüyorsanız bu kararın ardından dolar TL'deki hareketliliğin hızlanabileceğine dair bir görüşünüz var ise anlık haber etkisiyle hareket etmeyin. Çünkü bir nesneyi alırken kazanırsınız. Yukarı yüksek seviyelerden bir haber etkisiyle alım yaparsanız para kazanmanız zordur. Pişmanlık duyabilirsiniz. Niçin bu seviyeden aldım? Neden o anki hareketleri dikkate aldığımda 3-5 dakika veya 1-2 gün sabredip de daha aşağı seviyelerden alma fırsatını kovalamadım gibi pişmanlıklar duyabilirsiniz. Arkadaşlar, haberin piyasalara veya basına düşmesiyle birlikte, medyaya düşmesiyle birlikte 6.15 seviyelerine doğru ulaşan bir dolar TL kuruna tanık olduk ve şu an dolar TL 6.07 seviyelerinde. Ben sizlere yaklaşık 1 saat, 1,5-2 saat kadar öncesinde aktarmış olduğum analizimde ise o anda dolar TL 6.10'lar civarındaydı. Ve dedim ki 6.06 seviyesinin destek olduğunu net olarak en az birkaç saat görmek suretiyle yeni bir alım düşünüyorsanız karar vermeniz daha uygun olabilir. Zira şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizgilerimiz ile tanımlanmış olan 6.06.39 seviyesi önemli bir eşiktir ve bu eşik aşıldı. Ardından kırmızı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.12 seviyesinin üzerine çıkıldı ama 6.12 üzerinde kalınamayarak tekrar bir gerileme eğilimi oldu ve şu an 6.06'yı destek yapma eğilimi içerisinde olan bir dolar TL kuru ile karşı karşıyayız. Ancak sevgili arkadaşlarım, bazı, bir kere daha bu ifadeyi kullanmaktan icap duyuyorum ama bazı zeka özürlü olan arkadaşlar maalesef ki benim sizlere en son yakın birkaç saat öncesinde aktarmış olduğum analizim ardından sanki dolar asla yükselmeyecek ve düşecek, gerileyecek şeklinde bir yorum aktarmışım gibi beni kınayan, hatta ve hatta hakaretamiz ifadelerle beni yermeye çalışan
yaklaşımlarla saçma sapan yorumlar içerisinde bulunmuşlar. Be kardeşim, lütfen ya, Türkçe anlamıyor musun? Anlattıklarımı anlayamayacak kapasitede isen ne işin var benim kanalımda? Hemen belirtiyorum sevgili dostlar, beni anlamıyorsanız lütfen kanalımı terk ediniz. Ben gayet açık ve net bir Türkçe kullanıyorum ve olabildiğince genel tarzımdan da taviz vermek suretiyle yavaş, sakin ve tane tane konuşmak suretiyle her anlattığımın anlaşılması için özel bir çaba ve özel bir gayret gösteriyorum. Ben dedim ki bu sürü psikolojisine aldanmak suretiyle yeni gelen bir haberin etkisine takılıp da piyasalarımız kapalı, bankalardan veya Forex, FX vesaire gibi platformlardan bu sebepten ötürü makas aralığı da alım satım aralığı da çok açılmış bir durumdayken pahalı seviyelerden alım yapmayın. Zira 18 Ağustos tarihinde yaşadığınız hengameye ve handikapa tekrar düşmeyin. Bu sıcak gelişmenin ardından mutlaka ve mutlaka bir geri çekilme, bir sakinleşme, bir konsolidasyon süreci olacaktır. 6.06 seviyesi veya 6.10 seviyesi hangi kritik nokta destek olarak birkaç saatliğine çalışır ise o noktada alım yapmak daha mantıklıdır. Çünkü bir şeyi alırken kazanmaktır esas olan, ucuza almaktır esas olan. Evet kardeşim, yani sen doların uçacağını ve kaçacağını düşünüyorsan benim yapmış olduğum bu yorumum ve uyarımı şayet dolar almayın, sakın ha elinizi dolara sürmeyin şeklinde algılıyorsan bu senin beyinsel bir problemindir. Ben böyle bir kelime kullanmıyorum. Diyorum ki panik yapmayın, sürü psikolojisine takılmayın. 6.15'ler seviyesinde dolar almış olan bir arkadaşımız yaklaşık yarım saat veya bir saat sonra 6.07'lere, 6.08'lere bir geri çekilme yaşadığı zaman ciddi bir panik yaşadı. Ciddi bir endişe ve pişmanlık yaşadı. İşte arkadaşlar, sürü psikolojisine takılmayınız dememdeki sebebin çok net ve somut bir örneğidir ki saniyeler içerisinde 6.15 görüldü, ardından 6.10 seviyesine geri çekildi ve şu an 6.07-6.08'ler civarındayız. Sevgili arkadaşlar, ben hiç kimsenin para kazanmasına engel olmak veya buna bir şekilde mani olmak gibi bir düşünce içerisinde değilim. Nereden kazanırsanız kazanın. Yeter ki helalinden kazanın. Bu önemli değil benim için. Sizler dilerim ki kazanasınız. Ama ben sizlerin para kaybetmeniz noktasında ve pahalı seviyelerden alım yapıp da ardından pişmanlıklar duyarak olası geri çekilmelerde, kar realizasyonlarında şu veya bu sebeplerle yaşanabilecek olan geri çekilmelerde ki bu bizim tarihimizde son derece mevcuttur. En yakın örneğini 18 Ağustos tarihinde gördük ve de yaşadık. 7'ler seviyesinden alım yapanlar oldu ama 5.5'lara, 5.30'lara, 20'lere doğru gerilemeler olduğu anda bütün ümitler tükenmek suretiyle 4 olacak, 4.5 olacak çığırtkanlarının lafları ve sözleriyle hareket edildi. Bugün de arkadaşlar, son 2 gündür görüyorsunuz, duyuyorsunuz ve okuyorsunuz. Dolar işte pazartesi günü seçimler iptal olursa 7 olacak. Efendim 3-5 gün içerisinde 8 olur, 9 olur, 10 olur, 12 olur gibi bu tablodan nemalanmaya çalışan, prim yapmaya, popüler olmaya çalışan bazı insanların yorumlarıyla karşı karşıya bulunuyorsunuz. Arkadaşlar, sevgili dostlar, bir kere daha ifade etmek istiyorum ki alırken kazanırsınız, piyasa psikolojisini net bir şekilde yorumlar ve tanımlayabilirseniz para kazanabilirsiniz. Başka türlü para kazanma şansınız olmaz. Peki arkadaşlar, şimdi piyasaların genel durumu ile ilgili özür diliyorum. Bu konu biraz uzadı, çok özür diliyorum, çok affedersiniz. Maalesef ki benim anlatmak istediğim çok başka bir şey. Ben sizleri uyarmak istedim. Nitekim gördüğünüz gibi 6.15 ama şu an 6.07'ler civarındayız. Bir panik yaşanmasını istemiyorum. Hatta bir vatandaş şu ifadeyi kullanmış. Kardeşim sen ne anlatıyorsun? Şu anda Halk Bankası 6.39'dan dolar satıyor. Dolar yarın 7 olacak diye. Bu insan dahi şunun bilincinde değil.
bu tarz günlerde makas aralıkları yüksek olur. O insan özelinde diyorum ki al be kardeşim, git 6.39'dan 6.49'dan dolar al bakalım. Yarın hangi fiyattan satabileceğinin acaba hesabını yaptın mı? Aldığın bankaya 6.40'dan alım yapmış olduğun bankaya gidip de ben dün gece senden şu fiyata dolar aldım. Sen bana bu fiyata sattın kardeşim. Şu anda ben geldim sana bu dolarımı geri satıyorum. Bozmak istiyorum dediğin anda. Bak bakalım senden kaç paradan alacak bu doları. Hala bunun bilincinde olmayan insanlarımız var maalesef ki. Kalkmış bana Halk Bankası şu andaki dolar kurunu 6.40'dan efendim şundan bundan satıyormuş. Bunun dahi ne anlama geldiğini bilmeyen insanların maalesef ve maalesef ki şu nezih ortamda saçma sapan yorumlarıyla müteessir olmak durumunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar, dolar TL şu anda 6.07.89.90'lar civarında. Görmekte olduğunuz üzere biraz önce ifade ettiğim gibi 6.11-6.12 seviyesindeki kritik noktamızın üzerini test ettik. Ancak buradan bir geri dönüş oldu. Şu anda 6.06-39 seviyesiyle tanımlanmış olan şurada görmekte olduğunuz sarı kesik çizgilerimiz önemli bir destek konumunu ifade etmekte. Yaklaşık 2-2.5 saattir bu desteğin aşağısına gelinmedi. Dolayısıyla önümüzdeki süreç, önümüzdeki saatler ve yarın sabaha kadarki süreç içerisinde de bu seviyenin aşağısına gelinmez ise tekrardan 6.10-6.12 seviyelerinin test edilme ihtimali ve imkanı mevcuttur. Ancak söz konusu olan bu seçim kararı ardından piyasaların özellikle ve özellikle siyasilerin ve özellikle muhalif kanadın ne tür bir açıklama yapacağı veya siyasi gerginlik ne kadar uzar, büyür, ne kadar sertleşir bu konuları çok fazla bilmiyoruz. Ama net olarak görünen bir tablo var ki uluslararası piyasalar özellikle geçtiğimiz tarihlerdeki swap mekanizmasının yaşatmış olduğu handikaplar, zararların da etkisiyle bu haberi çok önemli bir gelişme olarak kullanamadılar. Altını çiziyorum, kullanamadılar. Niçin? Bir şekilde TC'nin tekrardan yeni bir swap tedbiri alabileceği ve TL'yi kısmak, yabancının TL'ye erişmek noktasındaki imkanları da tıkamak manasında yeni yeni bir takım opsiyonlar kullanabileceğinden endişe ettikleri ve daha önce bir takım zararlara maruz kaldıkları için bu mekanizmasından bir nevi rahatsızlık duyar konumdalar. Bu açıdan yabancı çok büyük bir sebep ve atraksiyon nedeni olarak kullanamadığı için 6.15'ler durumuna, 6.15'ler ötesine geçemedi. Evet, yarınlarda belki 6.20'ler, 6.22'ler görülemez mi? Tabii ki görülebilir. Ancak mühim olan konu arkadaşlar şu, sıcak haberin düştüğü ve geliştiği anda olan ilk reaksiyondur, ilk tepkidir. Bir kere daha söylüyorum, Rahip Brunson konusuyla bu konuyu karıştırmayalım. Çünkü bu konu nihai bir konu. Yani seçimler bir şekilde iptal oldu. Önümüzde 2 aylık bir süreç var. Bu 2 aylık süre içerisinde yabancı daha fazla dolar almak istiyorsa elindeki dolarını satmak, piyasayı biraz daha aşağı çekip oralardan yüklü miktarda alım yapmak gibi bir strateji izleyebilir. İhtimal bir arkadaşlar. Veya altı seviyesinin üzerine çıkıldığı bir ortamda yerli yatırımcının özellikle son 3 ay içerisinde 20 milyar dolar civarında dolarize olması ve 6.5'lara yakın veya 6-6.5 aralığında dolar pozisyonu yüklenmiş olan küskün yatırımcının, pişman yatırımcının satış yapabileceği ihtimalini dikkate almak suretiyle bir süre sabit kalmayı, stabil kalmayı, buralarda piyasayı oyalamayı da düşünebilir. Arkadaşlar, yerli yatırımcının bir anlamda gücü tükendi, alabileceği kadar aldı. Ekstra bir 50 milyar, 70 milyar dolar civarında tekrardan dolar alım yapabilme ihtimali pek yüksek bir olasılık değil. Doları daha yukarı seviyelere taşıyabilecek olan tek faktör yabancının çok ciddi bir ilgi göstermesidir. Yabancının da bu seviyelerden ilgi göstermek yerine bir miktar yerlinin satış yaptığı bir anda onun satışlarını karşılamak şeklinde bir düşünce içerisinde olabileceğini kağıt üzerinde dikkate almakta yarar var. Çünkü arkadaşlar şu artık bir şekilde insanlarımız tarafından öğrenildi. Uçarken kaçarken alım yapmanın sonrasında birkaç aylık
çok önemli bir eziyetinin olabileceğini bir takım yabancılar öğrendi. Her ne kadar az önce yorum yazan bazı embesillerimiz bunu anlayamamış olsa bile yerli yatırımcı da bazı şeylerin farkına varmış durumda. Yarın dolar 6.26-6.25'lere ulaşmış olsa bile alımdan ziyade satım yapmak yönünde hareket eden yerli yatırımcının olabileceği kanaatindeyim. Çünkü bir kere dili yandı. Yerlerin de bir kere dili yandı, yabancının da dili yandı. 25 Mart tarihinde hatırlıyorsunuz seçimler öncesindeki bir swap mevzusunda atılan adımlarla yabancının ciddi şekilde darda kaldığını ve 5.80'lere ulaşan dolar kurunun swap müdahaleleriyle tekrardan 5.30'lara gerilemek durumunda kaldığına tanık olduk. Evet, sonrasında tekrar 5.80'ler, hatta şu an 6.20'lere gelindi ama yabancı o günlerde önemli bir yara aldı. Şimdi değerli dostlar, yapılması gereken nedir? Asla bir yatırım danışmanlığı kapsamında bu ifadelerimi kullanmıyorum. Bizler şunu izlemek durumundayız, başarılı olabilmek ve doğru bir trade içerisinde olabilmek bakımından. Seçim konusu bir beklentiydi, önemli bir beklentiydi. Bu beklenti bir şekilde piyasaların hoşuna gitmeyeceği şeklinde ve yeni yeni ekonomik belirsizliklerin olabileceği yönünde tezahür etti. Ama önümüzde bir iki ay var. Bu iki aylık sürecin hangi an ve hangi saniye itibariyle daha çok üzerinde yoğunlaşılacağını şu anda net olarak kestirmek mümkün değil. Daha ziyade olması gereken nedir? Seçimlerin yaklaştığı bir süreçte piyasaların biraz daha hareketlenebileceğidir. Şu anda sonuç oldu, bitti, yaşandı ve belli bir noktaya kadar bir tepki oluşacak ve bu tepkinin ardından yavaş yavaş bu beklentinin bitmesi veya bittiği sebebiyle ufak ufak bir realizasyon durumunun yaşanabileceğini dikkate almak durumundayız. Yani değerli dostlar, 3-5 gün, 10 gün içerisinde dolar TL'nin 7'ye, 7.5'a, 8'e her neyse şu bu rakamlara ulaşabilme ihtimalinden daha çok bir şekilde 6.20 olarak sizlere vermiş olduğum teknik kritik seviyenin bu seviyelere doğru yaklaşımlar olduğu anlarda yavaş yavaş bir kar realizasyonu süreci içerisinde olabileceğimizi şahsım adına, kısa vade adına düşünüyorum. Altını çiziyorum sevgili dostlar. Kısa vade adına düşünüyorum. Bu demek değildir ki dolar TL 6.20'nin üzerine çıkmayacak. 6.5 olmayacak, 7-8 olmayacak demek değildir. Bu ifadelerimdeki tek amacım ve tek gayem, eğer ki siz X bir seviyeden aldı iseniz ve bu doların 7-8-9 olacağını bekliyor iseniz, bu konuda da bir aceleniz yok ise, belki bir ay sonra, belki 3 ay sonra, belki 6 ay sonra illaki beklediğiniz noktalara gelecektir. O ayrı bir mevzu. Ama siz 3 kuruş 5 kuruş kredi çekmek suretiyle veya elinizdeki 1-2 ay kullanma opsiyonuna sahip olduğunuz bir parayı belki bir %5 %10 para kazanırım umudu ile dolar TL'ye tedavül ettiyseniz, vadeniz bu kadar kısa ise bu durumda önemli yanılgılar içerisine düşebilirsiniz. Ve tekrar tekrar ifade ediyorum ki şu anda bankalarda 6.35-6.40 civarında dolar satılmakta. Eğer siz panik bir sebeple bu siyasi gelişmenin rüzgarı altında kalmak ve yapılmakta olan yorumlar ve analizler, az önce bahsettiğim gibi pazartesi günü seçimler iptal olursa dolar 7 TL olacaktır şeklindeki bir takım başlıkların etkisiyle aman kaçıyor yakalayayım, aman fırsatı kaçırmayayım düşüncesiyle bu geceden kalkıp da 6.40'lardan dolar alın iseniz yarın o dolarınızı satmak durumunda kaldığınız anda belki 6.05-6.10'a bile satamama ihtimaliyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Aradaki fark neredeyse %3'ler, %4'ler. Yazık değil midir paranıza? İşte sevgili dostlar, ben sizleri bu konuda uyarmaya çalışıyorum. Almayın demiyorum, satmayın demiyorum. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Ama ne yapıyorsanız bilinçli bir şekilde yapın ve yaptığınız şeyin ardından pişmanlık duymayacağınız kadar doğru bir zamanlamayla yapın diyorum. Evet arkadaşlar, 6.06 seviyesinin önemli ve kritik bir seviye olduğunu ifade ettim. 6.06 destek olabilir ise 6.10 üzerine tekrardan ataklar gelebilir. 6.12, 13, 15'lere doğru bir yaklaşım belki olabilir ama
İlk tepkinin 6.15 ile uluslararası piyasalarda sınırlı kalması nedeniyle çok affedersiniz. 6.10 seviyesinin sınırlı kalması sebebiyle yarın için yani 7 Mayıs tarihi itibariyle 6.10 üzerine çıkamayan bir dolar seyrine tanık olabiliriz. 6.10'un daha ötesine geçemeyebiliriz. Ve bu seviyelerden gelecek olan kar satışlarıyla 6 seviyesinin destek yapılması adına bir çabanın 6 seviyesine doğru bir gerileme eğiliminin ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde özellikle bugün ekstra bir konu olarak gündeme düşmüş olan Trump, Çin vesaire mevzularıyla ilgili veya kıta sahanlığıyla ilgili petrol arama çalışmaları şu bu mevzularıyla ilgili olan gelişmeler de birazcık işin içerisinde olmak kaydıyla kısa vade için bakınız tekrar tekrar vurguluyorum. Kısa vade için dolar TL'de en önemli beklenti olan seçim beklentisinin sonlanması bir şekilde karara bağlanması nedeniyle ve önümüzde 2 ay gibi bir önemli bir sürecin olması sebebiyle kısa vadede bir konsolidasyon, bir geri çekilme, bir düzeltme eğiliminin yaşanma olasılığı mevcuttur. Bu sebeple satış yapmayı düşünenler kademeli işlem yapmalı. Alım yapmayı düşünenler ise panikle, sürü psikolojisiyle, uçuyor kaçıyor mantığıyla adım atmamalı. Hele hele ki kısa vadeli işlem yapmakta iseniz. Değerli arkadaşlar şu an piyasalar kapanmadı ama ben sizlere şu anki verileri bugünün gece 24 itibariyle verileriymiş gibi varsaymak kaydıyla, günün kapanış verileriymiş gibi değerlendirmek kaydıyla yarın için arkadaşlar 6.06 seviyesi, 6.06.70 seviyesi pivot seviyesi olarak görülmekte. Şayet bu seviyenin üzerinde kalıp 6.06.70'in aşağısına gelmez isek 6.17 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığı var görünmekte. Özetle 6.20 seviyesini ben sizlere aylık pivot seviyemiz olarak da zira vurgulamıştım. Mayıs ayı pivot verileri itibariyle 6.23 seviyesinin bir pivot seviyesi konumunda olduğunu ve 5.84 üzerinde kalındıkça ulaşılabilecek en yukarı seviyenin bu nokta olabileceğini birinci direnç noktamız olarak ve yine haftalık pivot verileri itibariyle hafta sonu vermiş olduğum analizimde ise 6.06 seviyesinin bir direnç konumunda, üçüncü direnç konumunda olduğunu ifade etmiştim. Şayet bu 6.05.93 veya 6.06 seviyesi bir destek konumu olarak çalışır ise, bu seviyenin aşağısına gelmez isek, bu durumda 6.20'ye doğru bir hareketlilikten, bir hareketliliğin beklentisi içerisinde olabiliriz. Ama 6.06'nın kırılmasıyla birlikte tekrardan 5.99 ve 5.95 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin, riskinin, olasılığının mevcut olduğunu dikkate alarak alım ve satım kararlarını vermenizde sonradan pişmanlık duymamanız adına büyük bir yarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar, Viyop verileri itibariyle konuya bakacak olur isek, Viyop dolar kontratlarımız itibariyle Mayıs ayı kontratlarımıza bakacak olursak, bugün itibariyle arkadaşlar 6 seviyesi üzerindeki bir seyir hakimdi ama Viyop kontratlarında yine çok çok büyük bir hareketlilik yoktu. Yine de 6.09.19 seviyesi bir pivot noktamız olarak karşımıza çıkmakta. Kapanışımız 6.09.39 ile pivot seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş durumda. Viyop kontratlarımız itibariyle, Mayıs ayı kontratlarımız itibariyle 6.12, 6.15 ve 6.18 seviyeleri yarın için dikkat edilmesi gereken kritik virajlar konumunda. Bu seviyelere yaklaşımlarda özellikle ve özellikle dikkat edilmeli. 6.12'nin, 6.15'in veya 6.18 seviyelerinin direnç etkisi yaratabileceği mutlaka hesaba katılmalı. Bugün itibariyle Merkez Bankası herhangi bir işlem yaptı mı diye bakacak olur isek, Perşembe ve Cuma günü itibariyle yaklaşık 110 bin kontrat civarında short işlem yapan Merkez Bankamız, bugün itibariyle 6.05 tarihi itibariyle 12.500 kontrat civarında short işlem açmış durumda. 6.08.40 maliyet ile bu işlemlerini gerçekleştirmiş görünüyor. Merkez Bankası Mayıs ayındaki short işlemleri de
Perşembe günü, Cuma günü ve bugün itibariyle devam ediyor görünümünde. Ancak yarın yüksek bir seviyeden yeniden bir short işlemi yapacak mı, yapmayacak mı? Bu konuda herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bugün itibariyle 6.08.40 ortalama ile pozisyon açması, 6.11.12'ler seviyesine kadar ulaşan bir en yüksek seviyeye rağmen, ki bugün Viyop Mayıs kontratları 6.12 seviyelerine ulaştı. Bu seviyelerden ekstra bir işlem yapmaması zannediyorum ki belki biraz daha yukarı seviyelerden short pozisyona girme arzusundan kaynaklanıyor olabilir diye düşünmekteyim. Sevgili arkadaşlar, üzgünüm bu analizim de biraz uzun sürdü ama maalesef çok sinirlenmiş olduğum bir konuya yönelik olarak bazı şeyleri ifade etmek mecburiyetinde hissettim. Bir kere daha ifade ediyorum sevgili dostlarım. Benim ne anlatacağıma, ne konuşacağıma, hangi analizimde, hangi konulara yer vereceğime, hangi ifadelerle bir analiz aktaracağıma lütfen kusuruma bakmayınız, ukalalık olarak değerlendirmeyiniz ama bu benim kararımdır. Ben spontan bir şekilde yorum aktarıyorum. Elimde herhangi bir yazılı bir metin yok. Bu metini okuyarak haber spikeri gibi sizlere şu oldu bu oldu falan şeklinde 3 dakika içerisinde bir yorum aktarmıyorum. Yeri geliyor grafiğe bakıyorum. Yeri geliyor haber trafiğine bakıyorum. Yeri geliyor karşımdaki televizyon ekranına bakıyorum. Aynı anda 3-4 ayrı noktayı değerlendirmek kaydıyla canlı bir şekilde sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bu kadar detaylı olan konuları da 3 dakika içerisinde toparlayıp anlatmam mümkün değil. Vaktiniz kısıtlı olabilir, saygı duyarım ama maalesef ki benim de vaktim oldukça sınırlı. Bugün iftar saatinin yoğun İstanbul trafiği içerisinde bir şekilde haberin anlık düşmesini mütakip olarak en yakın noktada nasıl bir hangi arkadaşımı bulabilirim de ofisine girip de 5-10 dakika bir şeyler izah edebilirim telaşı içerisinde çaba gösteriyorsam lütfen sizler de bana biraz saygı duyunuz ve göstermeye çalışmış olduğum çabaya değer vermeye gayret gösteriniz. Ha, bunu göstermeyecekseniz beni eleştirmek veyahut da benim kelime aralarımda veya cümle aralarımda bir şekilde benim hatamı eksiğimi bulmak gibi bir amacınız bulunuyorsa, beni bu sebeple takip ediyorsanız sizin yeriniz burası değildir. Ben bir şekilde sizleri tespit eder veya sizlerin farkınıza varır ve sizleri de yasaklamak durumunda kalırım. Üzgünüm, bunu da ifade etmek durumundayım. Arkadaşlar, sevgilerim ve saygılarımla hoşça kalınız. Tekrar tekrar doğru yönde olabilmeniz ve doğru kararlar verebilmeniz ve asla ve asla zarar etmemeniz, özellikle ve özellikle geçmişteki hatalarınız veya yakınlarınızın uğramış olduğu hatalara bir kere daha maruz kalmamanız adına çok ama çok dikkatli olmanızı tekrar tekrar ifade ediyorum. Duyduklarınıza değil, okuduklarınıza değil, dinlediklerinize değil, mantığınıza ve vicdanınıza bakarak karar vermeniz sizleri en doğru noktaya taşıyacaktır. Hoşça kalınız, saygı ve selamlar.